Değerli izleyicilerimiz, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Yazıyor yazıyor devam ediyor. Ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz varsa eğer yeniden hatırlatalım. Bugün tüketici haklarını konuşuyoruz. Değerli misafirimiz Avukat Gökçen Kaynak Karakılıç bizlerle birlikte. İlk bölümde özellikle tüketici haklarıyla alakalı izlenmesi gereken süreçleri, yolları enine boyuna anlattık. Gerçekten çok da değerli bilgiler diye düşünüyorum Gökçen Hanım. Çünkü nasıl yola çıkacağını, nereden başlayacağını insanlar bilemiyor, biliyor bazen. Yani zor bir süreç, özellikle büyüklerimiz için. Kesinlikle. Bazen uğraşmak bile istemiyorlar. Ya, öyle. Ya diyor hani onca prosedürle uğraşacağıma şey yapıyoruz. Biraz böyle bizde bir panik havası bir şey olduğu için evet. Ne yazık ki. Tabii sonuna kadar da gidenler var. Haklılar zaten, sonuna kadar da gitmeliler diye düşünüyorum. Ayıplı maldan da biraz bahsedelim evet, mi arzu ederseniz? Bahsedelim. Bizim şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz tüketici hakem heyetinde de başvuru yollarını, başvuru sonuçlarını, süreçlerini anlattık. Peki hangi durumlarda biz tüketici hakem heyetine başvurabiliyoruz? Yani biz bir ürünü aldığımızda, tüketici hakem heyetine başvurduğumuzda hangi ne malımız olması lazım? Mesela ayıplı malımız olması lazım. Ayıplı evet, mal biraz açabilir nedir? Miyiz onu? Aynen. Bizim 4 tane ayıplı malımız vardır. Yani açık tür olarak söylüyorum. Açık, gizli, hukuki ve ekonomiktir. Evet. Açık ayıplı mal şudur mesela, açık açık görünen, yani herkesin görebileceği bir araç aldığımız düşünelim. Aracın başına geldik, aracın ön camı yok. Bu açık bir ayıptır. Görünen, herkes tarafından görünen bir ayıptır. Bu aracı aldıktan sonra mahkemeye başvurup da bu aracın camı yok diyemeyiz. Çünkü görünür. Tabii. Aleni olarak görünür. Tabii. Şu olabilir, yine araba örneği verdiğim için devam etmek istiyorum. Tabii. Arabanın motorunda bir arıza vardır. Biz 01 araç almışızdır. 2 ay sonrasında arabanın motorunda bir problem vardır. Üretimle alakalı. Bu gizli ayıptır. Bu gizli olur. Tür olarak söylüyorum. Hani evet, nasıl bir türde evet, ayıbımız var? Ekonomik ayıp, hukuki ayıp olarak söyleyeyim. Hukuki ayıp da mesela bir telefon almışızdır. Bu kaçak bir telefondur. Ben bunu direkt bu hukuki bir ayıp diye geri verebilirim. Onları da anlatacağım. Hangi türlerde geri iade mi, bir indirim mi, mal iadesi mi, bunları konuşacağım. Ekonomik ayıp da benim beklediğim performansı vermemiştir. Yani şu anlamda söylüyorum. Bir ürün alacağımdır. A ürünü alacağımdır. Bilgisayar ve bu üründen aldım, maksimum fayda sağlamak isterim. Tahmini bir çarşaf alıyorumdur. Bu çarşafın bana bir ay yetmesi gerekirken birinci günde bu yırtılırsa bu ekonomik bir ayıptır. Evet. Çünkü evet, benim evet, istediğim güzel, bekle menfaat faydayı tam maksimumda sağlayamamışımdır. Evet. Ne dedik? Açık, gizli, ekonomik ve hukuki peki, ayıplarımız var bizim. Bir ayıpla karşılaştık. Yani bu hep biraz da sosyal medyada gırgır muhabbetidir. Yani telefon istedik işte, yok şu çıktı bilmem ne. Salatalık geldi. Geldi gibi. Popüler. Aynen öyle. Bunlarda mesela bir ayıbımız çıktığında ne yapacağız? İlk başta bunun aynen iadesini isteyebiliriz. Bizim 4 tane tüketicinin hakkı var burada. Biz bu ürünü aldık. Kardeşim, bu ürün bana sıkıntılı geldi. Bardak istedim ama kulbu kırık geldi. Aynen iadesini istiyorum. Çatlak geldi. Çatlak geldi. Oldu. Kesinlikle. Veya ben bir bilgisayar aldım. İçinde anakartı yok. 10 bin liraya bir bilgisayar aldım. Anakartı yok. Şunu da diyebilirim. Kardeşim, bilgisayar bende kalıyor. Siz anakartı yollayın. Veya anakart ücretinde 3 bin lira bir indirim yapın, 7 bin lira ödeyeyim. Böyle bir imkanımız da var ama bunlarda telafisi mümkün olması gerekiyor. Çok afaki bir miktarlar olması gerekmiyor. Yani malı alıkoyma konusunda. Satılanın ücretsiz onarımı. Bunda da bir aşırı masrafı olmaması gerekiyor. Yani nasıl diyeyim, bir bilgisayar örneği verdiysek, bilgisayarımızı aldık, getirdik eve, bilgisayardan buhar çıktı, yandı, bir şey oldu. Ücretsiz onarımları daha ufak şeylerde yapabiliriz. Bu ağır masraf gerektirenlerde ücretsiz onarım çok, hani kanunda var ama uygulamada çok kullanılıyor mu derseniz, çok kullanılmıyor. Bu ücretsiz onarım dediğimiz. Herhalde firmaların şurada, artık o profesyonel şeyle vatandaşlar mağdur ediliyor galiba. Aynen öyle. Veya aldığımız ayıplı ürünü ayıpsız ile değişimi. Ben bu bardağı aldım, kulbu kırık geldi. Ben aynı ürünü istiyorum diyebilirim. Yani toparlayacak değişim olursak. Aynen. Bizim gelen ürünümüzde ayıpsızıyla aynen değişim veya ayıbı gelen oranında, bilgisayar örneğinde verdiğimiz gibi, ya ücret iadesi veya el koyma, dediğimiz gibi bu ayıp oranında bir indirim veya verdiğimiz sözleşmeden geri dönme. Ben istemiyorum bu bardağı, ayıplı geldi. Ben paramı alayım, siz de bardağınızı alın. Edimleri geri verme, yani sözleşmede evet, edimleri iade etme.
Onu tabii biraz var. Zora koşan firmalar da var tabii. Tabii ki çok fazla var. Bunlar da işte bizim o biraz önce bahsettiğimiz tüketici hakimiyetleri, mahkemeler, arabulucular bu anlamda önemli. Bunlar hiç zorlu süreçler değil ya da vatandaşın avukata gideceği ya da mahkemelerde uğraşacağı değil. Çok basit bir şekilde herkes online bilgisayarı olan, telefonu olan herkesin yapabileceği daha kolay artık. Yani tüketici mahkemeleri bu anlamda daha indi. Halka indi diyebilir evet. miyiz? Diyebiliriz. Evet, yukarıda değil, halkla iç içe. Evet, diyoruz. Kesinlikle öyle. Bir de Gökçe Hanım, şunu çok merak ediyorum. Yani muhtemelen birçok izleyicimizin de başına gelmiş olabilir. Birçok ikinci el sitesi var. Hatta girişte de bahsetmiştim. Kişi orada firması yok, tacir değil. Bireysel, ben ürün satıyorum. Ürünü sattım, problem oldu. O zaman ne olacak? Alan kişi ne yapacak? Mesela öğrenciler var ya, hani... Paramı kazanayım, ek işler yapayım diye. Çok güzel bir soru sordunuz. Onu da bir detaylandırabilirsek çok memnun olurum. Şöyle, şimdi bizim bir ticari uyuşmazlık olması için iki tarafın da bireysel ya da iki tarafın da şirket olmasına gerek yok. Bir taraf şirket, tacir, bir taraf da normal vatandaş. Yani bu ürünü kullanmak için olan, iki tarafın da bu ürünü satma gayesi olmaması lazım. Birinin kullanıcı, birinin de tacir satıcı olması gerekiyor. Evet. Bu bahsettiğiniz ikinci el uygulamalarında mesela bir öğrenci, ilkokul öğrencisi bir kalemini satmak istiyor. Bu o zaman o tacir olmuyor. Veya çocuk bisikleti büyümüş bisikletini satmak istiyor. Veya ben benim aynı şekilde arabamı satacağım. Veya eşyanızı satacaksınız. İkinci el uygulamalarından ben tacir olmuyorum. O yüzden benim aramdaki anlaşmazlıklar tüketici mahkemesiyle çözülmüyor. Çünkü ben tacir değilim. Ben bir vatandaşım. Peki orada ne yapabilir kişi? Genel hükümler uygulanır. Yani nedir bu genel hükümler? Ben atıyorum ikinci el bir arabam vardır, onu satacağımdır ama işte dediğim gibi bir ayıp vardı. Ayıplı mal üzerinden bir dava açılır, dolandırıcılıktan açılır. Ben tacir olmam lazım. Yani benim bir ticari sicilimin olması lazım. Evet. Tüketici mahkemesinde veya tüketici haklarından yararlanabilmem için. O yüzden o verdiğiniz örnekte bu haklardan yararlanamıyoruz. Genel hükümler uygulanıyor. Yani ben bunu sattım ve bu mal ayıplı çıktıysa bu ikinci el uygulamalarında veya internet alışverişlerinde genelde iade imkanımız da oluyor. İade imkanlarını kullanabiliriz. Karşı tarafta şey yapanlar da var mesela ikinci el uygulamalarında mobilya firmaları var. Mesela onlar için bu geçerli değil. Onlar için evet, ticari olarak bunu işletebiliriz. Ama bireysel, vatandaş, öğrenci, siz, biz gibi hani kendi ürünlerimizi sattığımızda bu tüketici olaylarına girmiyor. Yani esasında girmiyor. Orada iki tarafta dediğiniz gibi kişi sen tacir değilse nihayetinde orada biraz da senin uygulamaları herhalde işte değişim imkanı ve benzeri gibi prosedürleri uyguluyorlar. Aynen öyle. Evet. Aslında bu bizim bütün sözleşmelerimizde bizim bir sözleşme imzalıyoruz. Aslında biz bunu mesela çoğu zaman fark etmiyoruz. Şu an hepimizin ekran başında izleyicilerine de söylüyorum. Hani herkesin bir kullandığı bir şey var, uygulama var. İnternet tabii. uygulamaları evet. yani. Kıyafet özellikle şu pandemi döneminde çok arttı. Bütün ihtiyaçlarımızı, gıda olsun, işte kıyafet olsun hep oradan alıyoruz. Aslında orada da sözleşme imzalıyoruz. Kimse farkında tabii, değil. Tabii, tabii. İyi olurken. Mesafeli satış sözleşmesi. Tabii. Hem alışveriş yaparken bir de sitenin genel kurallarını da kabul kesinlikle. Ediyorsunuz. Tabii ki. O ön bilgilendirme formu diyoruz işte ona. Tabii. Yani şunu yapmıyoruz. Mesafeli dediğimiz ben satıcıyım, siz de alıcısınız. Biz birbirimizi görmüyoruz. Tabii. Biz bir anlaşma, yazılı bir sözleşme yapmıyoruz. Ben İstanbul'dayım, siz Denizli'desiniz. Biz internet üzerinde ama burada da bir beklenti var. Ben fotoğraf koyuyorum. İnternet uygulamasına bir tabii. fotoğraf koyuyorum ve altına ürün açıklamasını yazmak zorundayım. Tabii. Yani bu bardağın ebatını, çapını, özelliklerini, işlevini, yani bu bardak içine su koyunca içilebilen bir bardak formunu, bunları bilgilendirmek zorundayım. Bilgilendirilmezse tabii, tabii. yine bu iade şartı oluyor. Tabii. Ve mesela mesafeli satış sözleşmelerinde 7 gün, taksitlerde 14 gün hiçbir neden olmadan iade edebilirsiniz. Uyduruyorum, bir internet sitesinden bir saat aldım. Geldi. Saat kullanılır. Hiçbir ayıbı yok. Hiçbir problemi yok. Gayet güzel. Yazılan beklentilerin hepsini karşılamış. Yani işte çapı şu kadar demiş, rengi bu kadar demiş. Bilgileri doğru. Bilgilerin hepsi doğru. Yani tüketici, yani satıcı olarak hiçbir kusuru yok. Ne ifade ettiyse bütün beklenti karşılanıyor. Ama ben alıcı olarak, yani tüketici olarak saatim geldi, baktım. Ya evet, ben bunu beğenmiştim ama bugün beğenmedim. İade etmek istiyorum. Evet, edebilir. Bu yüzden zaten internet alışverişlerinde tabii. biz geldiğinde iadenin neden olduğunu bildirmek zorunda değiliz. Değiliz. Yani tabii. ürün sıkıntılı, gerek yok. Ya o yani, gün o rengi beğenmiştim, bugün aynen beğenmiyorum öyle. Yani. Olabilir yani tabii ki. Bu da bu anlamda da güzel evet, yani. Evet. Bir de Gökçe Hanım,
izleyenler de çok merak ediyordur. Şu kutu olayları var. Teknolojik bir ürünü aldığınızda falan. Evet. Ürün geliyor. Onunla ilgili de birçok problemler varmış. Mesela televizyon alıyorsunuz. İşte kutuyla alakalı birçok size şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın, böyle yapın gibi. Siz daha iyi anlatırsınız o içeriğini onun. Bunlarla ilgili de mutlaka anlatacağınız vardır diye düşünüyorum. O konuda da biraz onu detaylandırabilir misiniz? Bu mesela internetten bir televizyon aldık. Yine bir normal internet sitesinden bir bilgisayar aldık. Bu bilgisayarda bize aynı şekilde geliyor ve şunu görüyoruz biz genelde açılım olarak da. Kutu paketini açmayın, yetkili servis açsın. Bunu açmasının nedeni bizim iade şartımızdan değil, garanti kapsamında. Yani garanti olarak biz o paketi açtığımızda, bireysel açarsak garantimiz bozulur sadece. Yani biz yok o paketi ben açtım artık iade edemem diye bir şey yok. Aslında vatandaşın çoğu hatalı bilgisi bu yüzden. Ben bir televizyon aldım, paketini ben açtım, iade edemem. Hayır, edebilirsiniz. Ya bu tabii ki gelen ürünü içinde ne olup ne olmadığını açarak göreceğiz biz. Yani ben televizyon almışsam bunun paketini açacağım. İçeride televizyon mu var? İkinci el bir televizyon mu var? Bunu göreceğim. İade konusunda bir problemimiz yok. Karıştırılan burası veya satıcının hatalı gördüğü yer de burası. Birazcık kullanılan yer de burası. Hani yetkili servis gelsin açsın dediğimiz nokta garanti kapsamını sürdürmek için. Ha, o çünkü, garanti değil. Tabii. Ya, bir bilgisayar gelmiştir. Ben açmışımdır. Bunu kullanmışımdır. Bir arızası olmuştur. Bunu ispat yükü anlamında problem yaşamayalım diye biz yetkili servisi çağırıyoruz. Arızalı gelmiştir. Yetkili servis şunu diyebilir. Siz geldiğinde ben hasarsız bir ürün yolladım. Siz evde bozmuşsunuz diyebilir. Buna mahal vermemek için biz yetkili servisi çağırıyoruz. Evet. Bu anlamda sadece garanti kapsamında önemli. Yoksa biz tabii ki de aldığımız ürünün paketini kullanımını açacağız ki ne gelmiş ne gelmemiş göreceğiz. Ona göre ya iade yapacağız ya da teşekkür notu yazacağız belki. Gibi. Bu arada bir izleyicimiz yazmış. Dediğim gibi gerçekten çok sıkıntı yaşayan da izleyicimiz var. Diyor ki buzdolabı aldım. Çizildi. Nereye başvuracağız? Herhalde getirirken çizilmiş anladığım kadarıyla Hacı Bey diye bir izleyicimiz. Ne dersiniz? Yani şöyle, şimdi bunun nasıl olduğuna da bağlı bizim için. Yani şu tabii, kargo şirketi olarak mı veya atıyorum A markasının muhtemelen A markalı. Servis getirirken sürttü mesela yerlere. Bu geldiğinde eğer sıfır bir ürünse A firmasının A markalı buzdolabı. Getirirken servis elemanları tarafından çizildi. Onu kabul etme şeyiniz yok. Geri yollayabilirsiniz. Ama o an görmemiş olabilir bunu kişi. Onlarda zaten belli bir süresi var. Sanırım 15 gün olması gerekiyor. Evet. Yani eğer sıfırsa yetkili servisini arayıp durumu belli etmeniz lazım. Ama eğer ikinci ise veya kargo durumu varsa maalesef yapılacak bir şey olmuyor. Genelde şu oluyor kargo şirketlerinde, onu da başka bir konu ama belirteyim. Mesela ben taşınacağım ve kargo şirketi şunu istiyor. Ne kadarlık bir ürüne sigorta yapalım diyor. Mesela 5000 liraysa 5000 liralık bir sigorta yapıyor. 30.000 liraysa 7.000 liralık bir sigorta yapıyor. Tabi bu senin taşıma maliyetini ister istemez yükseltiyor. Sen 5.000 liralık bir taşınma maliyetiyken 10.000 lira yapmak istemiyorsun. Tabii. İşte bu taşınmada oluşan çizikler veya kırıklar yaptığın sigorta oranında geri iade yapıyor kargo şirketi tarafından. Çünkü ikinci el olduğu zaman firmaya ya da şirkete bir şey yapamıyoruz. Yani kullanım hatası olabiliyor. Genelde böyle dış görünüşler veya bir ayakkabı aldınız. Beyefendinin sorusuyla da alakalı olabilir. Bir ayakkabı aldık, eve geldik, yırtık patlak. Genelde kullanım hatası deyip geri yollanabiliyor. Maalesef bu konuda problem oluyor. Evet. En azından sorunuza cevap vermiş olduk izleyicimizin. Gökşen Hanım, çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Genel olarak toparlarsak izleyicilerimize ne gibi önerilerde bulunursunuz? Genel olarak toparlarsak tüketici olarak hepimiz bir şekilde tüketiciyiz. Yani bu hukuki anlamda şu an bu televizyon izleyen bu herkes bir şekilde bir şeyi kullanıyor ve bir şeyi tüketiyoruz. Tüketici bir toplumuz. Zaten toplum formunda da bu şekilde. Biz bir ürünleri kullanırken neleri yapmamız gerektiğini, hangi nereye başvurmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Tüketici olarak çok fazla haklarımız var. Öncelikle bunun farkına varmalıyız. Tüketici hakem heyeti çok açıkta kalan bir uçtu. Onu açıkladık düşünüyorum ve tekrar söylüyorum, bunu çok rahat telefonunuzdan bile aldığınız ürünle ilgili başvurunuz ne olursa olsun, ister onaylansın ister reddolsun hiç fark etmez. Mesela beyefendi de biraz önce soru soran da buzdolabıyla ilgili böyle bir problemi varsa hemen fotoğrafını çeksin, tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden bir şikayet formu oluştursun, bakalım ne gelecek, ona baksın. Hani bunları başvurmak bu kadar, yani sadece yazılı, evde oturduğunuz yerden bir yere gitmeden, bir masraf harcanmadan ve eğer davayı kaybederseniz hiçbir ücret ödemeden, bunu unutmuştuk hatta, bunu da ekleyelim.
söyleyelim. Bu da çok güzel. Önceden ödeniyordu, ödeniyor muydu? Şöyle, ben yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle, sadece şirketler ödüyor. Önceden belli bir miktar harç alınıyordu sanırım. Harç, ama çünkü ben de yatırdım da bir kaybettim ben de başvurmuştum. Yok, harçlardan muaf olmuyorsunuz artık. Yani değişmiş. Herhangi bir kaybetseniz de tüketici mahkemesinde bu ya da tüketici hakem heyetinde şirket bir miktar ödüyor. Evet, kaybederse de dava masraflarını ödüyor ama vatandaşın ödeyeceği miktar devlet üstleniyor. Bu anlamda yani hiçbir şekilde bir ayıplı malınız mı var, bir mal konusunda bir uyuşmazlığınız mı var, başvuracağınız yolları bilin. Evet, çok teşekkür ediyoruz Gökşen Hanım. Değerli sohbet ederim. İçin, güzel bilgiler için de tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda bekliyoruz yeniden sizi. İnşallah. Yeni gelişmelerde yeniden paylaşmak da istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, eksik olmayınız. Efendim, değerli izleyenler, yazıyor da bugün tüketici haklarını konuştuk. Değerli konuğumuz avukat Gökşen Kaynak Karakılıç'a da çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileri verdiği için. Yeni programlarda görüşünceye dek hoşça kalın efendim.